Aralık ayına geldik seneyi bitirdik sayılır. Bu hafta gelin hep beraber geçtiğimiz yıl şirketler ve sektörler nasıl performans gösterdi? Hangileri ön plana çıktı? Hala ucuzlar mı? Bunlara bakalım. Ama öncesinde Borsa İstanbul'u kısaca yorumlayalım. Hazırsanız başlıyoruz. Bu yılın başından itibaren Borsa İstanbul yoğunluğumu arttırdığımı, hisse senedi topladığımı sıklıkla söylüyorum. Nedenlerimi daha önce yayınladığım borsa analizi videomda detaylıca anlatmıştım. Orada saydığım etkenlerin hepsi hala geçerli. Kısaca özetlemek gerekirse Türk lirasının gidecek yeri azaldı. Çünkü bir ABD faiz artış dönemindeyiz. Bu güçlü dolar kötü piyasalar demek. Altın ve benzeri emtialar, kripto paralar ve borsaların zayıflaması demek ki zaten bu ürünler uzunca bir süredir yatırımcılarına kazandıramıyorlar. Yani Türk lirasının gidebileceği kripto paralar, yurt dışı borsalar ve altın yollarında ciddi sıkıntılar var. Güçlü dolar dedik, o zaman dolar alınabilir mi? Normal şartlarda evet. Fakat bizim hükümetimiz kur korumalı mevduat gibi bazı düzenlemelerle TL'nin değer kaybını önlemeye çalışıyor. Hem de Rusya savaşı gibi etkenlerle ülkeye ciddi bir döviz girişi var. Haliyle dolarda da bir süredir ciddi yükselişler yok. Bununla beraber tüm dünya faiz yükseltirken biz düşürüyoruz. Ekonomi Bakanımızın da dediği gibi büyümeyi önceliklendiren bir yaklaşım içerisindeyiz. Yüksek enflasyon düşük faiz denklemi TL'nin gidebileceği mevduat yolunu da kapıyor. Büyüme yaklaşımı ise borsayı destekliyor. Bir nehir gibi düşünün. Kollarından biri borsa, biri altın, biri yurt dışı piyasalar, biri kripto paralar gibi gibi. İçinde bulunduğumuz durumda nehrin kollarında daralmalar, Borsa İstanbul tarafında ise genişleme var. Haliyle Türk lirası da Borsa İstanbul'a akıyor. Borsamızın kendi iç dinamikleri de bu yükselişi destekliyor. Şirket karları hızla artıyor. Ekrandaki grafik Borsa İstanbul'un FK oranını gösteriyor. Bakın borsamızın Aralık 2020 yılında FK oranı 14'e yakındı. Ortalama olarak da şu hatta 11.5'lar seviyesinde seyrediyor. Şu an ise 6.9'lardayız. FK oranı fiyat kazanç oranı demek. Buradaki fiyat şirketin piyasa değeri yani hisse fiyatı. Kazanç ise yıllık net karı. Eğer bir şirketin hisse fiyatı elde ettiği kardan daha yüksek oranda artarsa FK yükselir. Tersi durumda şirketin karı hisse fiyatından daha hızlı artarsa FK düşer. Borsa İstanbul özelinde konuşursak hisse senedi fiyatlarının hala şirket karlarını yakalayamadığını görüyoruz. Ortalamalardan çok uzağız. Bakın bizim son aylarda yaşadığımız ve bazılarının rally dediği yükseliş şurası. Yani borsamız çok ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bu grafikte ise borsamızdaki yabancı oranını görüyoruz. Hala %30'larda dip seviyelerde. Fakat son hafta bir yabancı girişi oldu. Bu önemli bunu cebimize koyarak devam edelim. Şimdi her şey güzel görünüyor. O zaman borsa böyle dümdüz yükselecek mi? Hayır. Piyasalarda hiçbir şey lineer hareket etmez. Dalgalar şeklinde yükselişler ve alçalışlarla hareket eder. Borsamızda bir düzeltme elbette olabilir, olmalıdır da. Düzeltmelerle hareket eden bir piyasa her zaman daha sağlıklıdır. Borsa İstanbul 100 endeksinin logaritmik ölçekli grafiğine baktığımızda aslında çok bir sorun görünmüyor. Şurada ciddi bir direnç vardı. Nitekim borsamız bir geri çekilme yaşadı fakat tekrar güçlü bir şekilde üzerine atmayı başardı. Yükselen bir trend içerisinde yoluna devam ediyor. Fakat bu seviyeler yani 5000'ler önemli. Böyle tam sayılar her zaman önemlidir. Buralar psikolojik direnç noktaları. Dolar bazlı grafiğine baktığımızda şu etapta güçlü bir direnç bölgesinde olduğumuz görülüyor. Yani hem 5000 psikolojik dirençteyiz hem de dolar bazlı grafikte güçlü bir direnç bölgesindeyiz. İşin aslı bana kalırsa buralardan bir düzeltme mi yaşayacağız yoksa yola devam mı edeceğiz sorusunun cevabını majör bir gelişme olmazsa yurt dışı piyasalar belirleyecek. Evet yabancı oranının düşüklüğü nedeniyle yurt dışı piyasalara karşı duyarlılığımız azaldı ama hiç etkilenmiyor değiliz. Eğer ABD borsalarında Noel Baba rallisi dediğimiz şey yaşanırsa biz de buna ayak uydurur ve yükselişe devam ederiz aksi durumda düzeltme yaşama ihtimalimiz bence düşük değil. Cebimize koyarak devam edelim dediğim yabancı oranındaki o son haftalık yükseliş işte bu nedenle önemli. Yurtdışı piyasalarının detaylı bir incelemesi ise bir başka videonun konusu olacak. Öte yandan borsanın yükselişine destek olan etkenlerde bir değişiklik olmadığı sürece, aylardır söylediğim gibi borsada yön yukarı. Herhangi bir çöküş en azından bu etapta beklemiyorum. Şimdi öne çıkan hisse ve sektörlere göz atalım. Bu video için Global Menkul'ün bir raporundan yararlanacağım. Bu tarz raporlar önemli. Yıldız Pazar'da işlem gören 171 tane şirket incelenmiş. Bu incelemeyi siz kendiniz de yapabilirsiniz ama ciddi bir emek gerekiyor. Aracı kurumlar bu noktada işimizi kolaylaştırıyor. Sadece bu rapora bakarak hisse senedi seçimi yapılmaz ama yol haritası oluşturmak adına elinizi güçlendirir. Bu videonun sonunda bu tarz raporları nasıl yorumlamanız gerektiğini de anlamış olacaksınız. Önce raporun genel mantığına bakalım. İlk bölümde 2022 9 aylık ciro ile bir önceki senenin aynı dönemindeki cirolar karşılaştırılmış. Ciro bildiğiniz gibi toplam kazanç demek. Bazıları kar ile ciroyu karıştırabiliyor. Örneğin şirkete 10 TL nakit girişi oldu. Bunun 2 TL'si vergiye gitti. 3 TL'si faaliyet giderleri oldu, 1 TL ile demirbaş alındı vesaire. Sonuçta şirketin eline 2 TL kaldı. İşte bu 2 TL net kardır. Başlangıçtaki 10 TL ise cirodur. Aslında bir şirketin cirosunu arttırması evet önemli ama çok belirleyici bir kriter değil. Şirket hem cirosunu arttırıyor hem de kar marjlarını yükseltebiliyor ya da en azından koruyabiliyorsa işte bu kıymetli. Zaten o nedenle de ikinci ve üçüncü kriterde marjlara bakılmış. Özetle bu üç kriter bize şirketin başarılı mı başarısız mı olduğu konusunda ciddi bir veri sunar. Dördüncü kriter net borç favök. Bu oran şirketin geliriyle borcunu kıyaslar. Şu 4 parametre ise şirketin uygun fiyatlanıp fiyatlanmadığını söyleyen en önemli kriterler diyebiliriz. Öne çıkan sektörlere baktığımızda %253 oranıyla havacılık sektörünü görüyoruz. Geçtiğimiz 9 ayda bir önceki döneme göre cirosunu en çok arttıran sektör havacılık. Ciro artışı anlamında burada zayıf halka çelebi gibi görünüyor. Fakat halka açıklık oranı ve net borç FAVÖK oranının düşük olması ile diğerlerine nazaran bir nebze daha güvenli bir duruşu var. Bildiğiniz gibi havacılık benim de beğendiğim bir sektör. Özellikle Türk Hava Yolları'nın pandemi döneminde çalışanlarını işten çıkarmak yerine maaşlarını %50 azaltması ve çalışanların bunu kabul etmesi çok kritik bir hamleydi. Bu sayede pandemi sonrası açılma döneminde rakiplerinin birkaç adım önüne geçti. Diğerleri sıfırdan işe alımlar, eğitimler düzenlemeye başlarken Türk Hava Yolları'nın kadrosu zaten hazırdı. Aynı zamanda kargo işi de dinamizmini arttırdı. Tav tarafında ise temettü pozitif bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca içsel değerine göre Tav'ın bir nebze daha güvenli bir getiri sunduğuna inanıyorum ve yeni katıldığı ihaleler ile şirketin izlediği politikayı beğeniyorum. Geldik Pegasus'a. Ciro, Brütker ve Favec marjı artışlarında en ön planda görülen şirket Pegasus. Gelirine nazaran borcu bir nebze yüksek, halka açıklığı ise düşük. Değerleme kriterlerine baktığımızda şöyle bir durum var. Özellikle önceki dönemlerde zarar eden şirketlerde FK'lar çok yüksek görünüyor. Örneğin Pegasus'un yıllıklandırılmış net karı 2 milyar TL'den az. Oysa bu şirket sadece son 3 ayda 5 milyar TL'ye yakın bir kar elde etti. Önceki çeyreklerde zarar yazmasından dolayı yıllıklandırılmış net karı bu denli az. Böyle durumlarda son çeyrek karı üzerinden yıllıklandırılmış bir net kar belirleyip FK oranı bulmak daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Elbette bunu yaparken tek seferlik kar var mı vesaire gibi şeylere bakılarak yapılmalı. O yüzden şu etapta havacılık sektörü için FK rasyoları doğrudan belirleyici bir önem bence taşımıyor. Öte yandan raporda sektör ortalamalarına göre bir kıyaslama yapılmış. Fakat biliyoruz ki daha belirleyici bir değerleme yapmak için bu oranlar şirketin kendi tarihsel değerleriyle de kıyaslanmalı. Dediğim gibi bu raporlar doğrudan hisse seçimi için değil yol haritası belirlemek adına çok kıymetli. Pegasus ile devam edersek 2023 ikinci yarısında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çift pistli operasyonlar başlayacak. Bunun şirket finansallarına pozitif etkisi 2023 4. çeyrekte olacak. Ayrıca Pegasus içinde bulunduğumuz Aralık ayında 3, 2023 genelinde ise 18 uçak teslim alacak. Bütün bu gelişmeler ışığında orta vade açısından baktığımda Pegasus'u beğeniyorum. Orta vadeden kastım 1-3 yıl arası bir süre. Diğer öne çıkan sektör ise hepimizin malumu elektrik. Rusya savaşı bu sektörü çok pozitif etkiledi. Ciro artışlarına baktığımızda Ayen, Aksen, Akenerji, Gesan ve Odaş'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Taahhüt kategorisinde değerlendirilmiş ama bu listeye elbette Alarko'yu da ekleyebiliriz. Çünkü Alarko'nun özellikle bu seneki gelirlerinin çok büyük bir kısmı enerji işine dayanıyor. Dikkat çeken nokta ise bakın marjlarda daralmalar var. Magen, Naten yine marjlarda daralmalar görüyoruz. Marjlar konusunda en başarılı şirketler Aydem, Cante, Galata, Wind ve Odaş gibi duruyor. Özellikle Odaş'ta marjlarda çok iyi bir görünüm var. Ki son EPDK düzenlemesiyle şirket bu görüntüyü muhtemelen koruyacaktır. Değerlemelere baktığımızda sektörün FK ortalaması 43.7. Burada ön plana çıkan şirket 6.4 FK oranıyla yine Odaş. PDDD'ye baktığımızda 1.4 ile en uygun fiyatlanan şirket Esen gibi görünüyor. Aynı zamanda 7.5 FK da gayet uygun bir seviyede. FD satışlarda da yine İpek, Ak Enerji ve Aras Enerji dikkat çekiyor. Burada yapılması gereken şu. Bu baktığımız kriterlerde dikkat çeken şirketlere odaklanmak ve daha detaylı incelemeler yapmak. Örneğin bu kısımda ODAŞ dikkat çekiyor. Ciro büyümesi, marjlarını koruması, net borç/FAVÖ değerleme rasyoları gayet güzel görünüyor. O zaman akıllı bir yatırımcının yapması gereken şey ODAŞ'a odaklanarak bu karın nereden kaynaklandığını ve sürdürülebilir olup olmadığını araştırmak. Dediğim gibi bu tarz raporlar size yol haritanızı güçlendirmek açısından büyük avantaj sağlıyor. Tek tek bütün sektör ve hisselere değinmem mümkün değil. Videonun açıklamalar kısmına listenin linkini bırakacağım. İsteyenler detaylı inceleyebilir. Şimdi son bir örnek vererek kapanışa doğru geçelim. Örneğin kağıt sektörü. Bakın burada ciro büyümesinde ve kar artışlarında Konka, Konya Kağıt ön planda görünüyor. Yapılması gereken şey Konya kağıt neyden dolayı bu parlak rakamlara ulaşabildi? Bunu araştırmak. Ben kısaca sizin için özetleyeyim. Konya kağıt temelde defter işi yapıyor. Pandemide de okullar kapalıydı. Şimdi açıldığında haliyle defter satışlarında büyük artışlar oldu. Aynı havacılıkta olduğu gibi. Pandemi sonrası ilk sene insanlar uzun bir kapanışın ardından açıldı ve tabii ki havacılığın işleri arttı. Gençler okula başladı elbette deftercilerin işleri de arttı. Mantık aynı. Diğer bir dikkat çeken şirket Tezol. Tezol temizlik kağıdı üretimi yapıyor. Sektörü çok güzel. Bu tarz temizlik kağıdı, jilet, diş macunu, şampuan gibi sektörleri ben çok severim. Çünkü bunlar her daim iş yaparlar. Resesyon oldu, ekonomik kriz çıktı vesaire. Kim diş macunu kullanmayı bırakır? Ev almaz, mobilya almaz, beyaz eşya almaz, araba almaz ama diş macununu, şampuanını mutlaka alır. Uzun vadeli yatırım için de aslında bu sektörler uygundur. Tezol bu karını peki sürdürebilir mi? İçinde bulunduğu sektör, yaptığı işi düşünürsek evet sürdürme ihtimali yüksek. Öte yandan yeni fabrikası var. 2023 ilk çeyrekte devreye girecek. Sonuç olarak sürdürmeyi bırakın arttırması beklenir. Ayrıca ihracat yönü de güçlü bir şirket. Zaten fabrikalarının konumlarına bakarsanız da ihracata elverişli noktalarda bulunuyorlar. Bunlar elbette şans eseri olan şeyler değil. Bu videoda ne yaptık? Borsayı genel olarak özetlemeye çalıştık. Öne çıkan sektör ve hisselere kısa bir bakış attık. Daha da önemlisi aracı kurum raporlarına nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bir fikir edindik. Umarım faydalı olmuştur. Videoların devamı ve daha çok insana ulaşmam için beğeni ve yorumlarınızın önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.